Selam arkadaşlar. Bugünkü dolaşım sisteminin DAF 19. föyündeyiz arkadaşlar. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Kan dolaşımı kısmını bitirmiştik. Lenf dolaşımı kısmında kalmıştık. Şimdi lenf sistemine ait olanları hemen neler göreceğimizi söyleyelim. Lenf sisteminin 3 bölümü var biliyorsunuz. Lenf sıvısı, lenf düğümleri, bir de lenf damarlarından bahsedeceğiz. Şimdi lenf sıvısından, yani ak kan dediğimiz sıvıdan bahsedelim. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bizim vücudumuzda kan damarları ve içerisinde kırmızı sıvı dediğimiz kan sıvısı var. Bir de vücudumuzda lenf damarları ve içerisinde renksiz sıvı dediğimiz o ak kan var. O yüzden lenf dolaşımı ve kan dolaşımı olarak iki dolaşıma sahibiz. Şimdi bu lenf damarlarının içinde dolaşan ak kandan birazcık bahsedelim. Şeffaf, berrak su anlamına gelen lenf, kan dolaşımı ile birlikte dolaşım sisteminde görev alır. Evet, birlikte görev yaparlar. İçeriğinde su, mineraller, vitaminler, monomerler, bazı proteinler, antikorlar ve aküvar hücreleri bulunur. Şimdi burada küçük molekülü protein demiş, glikoz, amino asit gibi monomerler, su, mineraller, vitaminler, aküvar hücreleri, antikor bulunur. Yani burada neye dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar? Alyuvar yok. Lenf sıvısında alyuvar yoktur. O yüzden renksiz bir sıvı olarak geçer vücudumuzda. Ama aküvarlar olabilir. Hemen neden olacağını söyleyelim, aküvarların bulunma sebebini. Şimdi biz madde alışverişi sırasında kandan doku sıvısına madde çıkışının olduğunu ve doku sıvısından da kana doğru atıkların toplandığını söylemiştik. Şimdi burada bir miktar sıvı kalıyordu. Bu sıvının fazlasını bu lenf damarları topluyordu. Lenf damarlarının içine lenf sıvısı olarak geçiyordu. Yani aslında lenf sıvısına doku sıvısı diyebilirsiniz. Ve bazı durumlarda mikroorganizmalar vücudumuza girdiği zaman aküvar hücreleri kan dışına, doku sıvısına da çıkabiliyorlardı. Doku sıvısının fazlasını lenf damarları toplarken dolayısıyla bu aküvarları da alarak lenf sıvısına katabiliyorlar. O yüzden lenf sıvısında aküvar bulunur ama alyuvar bulunmaz. Buna dikkat edin. İkinci olarak lenf düğümlerinden bahsedelim. Şimdi lenf damarlarının yoğun olarak birleştikleri bölgelerdir diyelim. Göğüs bölgemizde, koltuk altı, kasık bölgemizde, bacaklarımızda, üreme sisteminin olduğu yerde birçok yerimizde lenf düğümleri bulunur arkadaşlar. Lenf düğümleri bizim savunmamızın bir parçasıdır. Mikroorganizmaların vücudumuza girdiği zaman süzüldüğü, etkisiz hale getirildiği ve hatta lenfosit üretiminin de yapıldığı yerlerdir lenf düğümleri. Bizim için önemli bölgelerdir. Yani aküvar hücreleri de bu bölgede savunmada bulunabilirler. Başka bakalım, vücudumuza zararlı mikroorganizmalar girdiği zaman bu hücreler burada hızlıca çoğalır ve lenf düğümleri şişmeye başlar. Yani lenf düğümleri şiştiği zaman bilin ki vücudunuzda bu savunma sistemi çalışıyor demektir arkadaşlar. Ve hatta bademcikleriniz, dalağınız ve timüs beziniz birer lenf düğümü olarak geçer. Hasta olduğunuzda bademciklerinizin şişmesinin nedeni de vücudunuzda o savunmaya ait olan bir parçanın çalışmaya başladığının işaretidir arkadaşlar. Son olarak lenf damarlarından bahsedelim. Şimdi lenf sisteminde lenfe ait kılcal damar var. Toplar damar var ama ne yok arkadaşlar? Atar damar yok. Yani lenfte alyuvar yok, atar damar yok diyeceksiniz. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Sorular hep bu yönde geliyor. Lenf toplar damarları tek yönlü açılan kapakçıklar taşır. Aynen kandaki toplar damarlara ait olan kapakçıklar gibi kapakçıklar taşır. Lenf kılcalları da bir ucu kapalı, diğer ucu açık olan damarlar olarak geçer. Hatta şöyle canlandırmaya çalışalım. Şu ince ince olan damarlar, şunlara lenf kılcalları diyelim. Şu geniş olan damara da lenf toplar damarı diyelim. Sonra hücreleri de şurada gösterelim. Şu aralarda doku hücrelerini yapalım. Doku hücreleri. Şu arasındaki boşluktaki sıvılar ise doku sıvısı olarak yazalım. Şimdi lenf kılcalları, bakın bir ucu kapalı. Kapalı ucu nereye bakıyor? Hücrelere bakıyor. Doku kısmına bakıyor. Açık olan kısmı nereye bakıyor? Lenf toplar damarlarına bakıyor. Şimdi bu lenf kılcallarının
kan kılcalları ile ilgili bazı farklılıkları var. Şimdi kan kılcallarını hatırlayın. Bu özelliği ile ilgili farkı söyleyelim. Kan kılcallarının bir ucu atar damar, bir ucu toplar damara bakar. Ya da ayrı bir kılcallarımız da vardı, glomerulus kılcalları. İki atar damar arasında bulunuyordu. Ama ister glomerulus kılcalları olsun, isterse bizim vücudumuzdaki genel kan kılcalları olsun, iki ucu açık. Yani iki ucu da damara bakar. Ama lenf kılcallarının bakın bir ucu kapalı, diğer ucu açık olarak geçer. Birinci farkımız bu. İkinci fark olarak şuna dikkat edin. Lenf kılcalları ve kan kılcalları arasında hangisinin geçirgenliği daha fazladır diye sorulur. Şimdi lenf kılcallarının geçirgenliği kan kılcallarına göre daha fazladır. Bunun nedeni de şu. Bu fazla doku sıvısını, yani madde alışverişi sırasında o doku sıvısında kalan bir miktar sıvıyı en son kim toplayacak? Lenf kılcalları toplayacak. Yani şuradan oklarla gösterelim. Doku sıvısının fazlasını topluyor. Yani lenf kılcalından sonra başka bir eleman toplamayacak. Yani son olarak bu topladığı için geçirgenliği kana göre daha fazla olmak zorunda. İki tane farkı unutmuyorsunuz. Kan kılcalları ve lenf kılcallarına ait. Lenf toplar damarlarına gelince lenf kılcalları birleşerek lenf toplar damarlarına bağlanır. Ve bunlar da az önce de dedik tek yönlü açılan kapakçıklar bulunur diyelim. Evet, şimdi karşımızda bir şekil var. Vücudumuzun sağındaki ve solundaki lenfe ait olan yoldur. Şimdi vücudumuzun sol tarafındaki lenf. Biz bunu aslında sindirim sisteminde emilim yolunda işlemiştik. Şimdi buna ek olarak bacaklardan bakın hem sağ bacak hem sol bacak. İkisini de sol taraftan topladığımız lenfe katıyoruz, bacaklardan topladığımız lenf sıvısını. Ve bağırsaklardan toplanan lenf, lenf damarları ya da kilus boruları dediğimiz damarlarla peke sarnıcına getiriyoruz. Buradan sonra göğüs kanalına, sonra ilk defa bunları kan ile karıştırdığımız yer sol köprücük alt toplar damarıdır. Ama buraya gelmeden önce başın, göğsün ve kolun sol tarafındaki lenfi de bu göğüs kanalına dahil edip sol köprücük alt toplar damarına getirmek zorundayız. Şimdi burada sorulan sorulardan biri de şu. İki bacağın buraya bağlandığını bileceksiniz. İki bacaktan gelen lenf sol taraftaki yola katılır. Buna dikkat. Bir de vücudunuzun sol tarafından topladığınız lenf ilk defa kan ile hangi damarda karşılaşır? Sol köprücük alt toplar damarında. Şimdi diğer tarafa geçelim. Sağ taraftaki lenfi. Vücudumuzdaki sağ taraftaki lenf, yani başın, göğsün sağ kısmı ile sağ kolun lenfi, bakın sağ bacak demiyoruz. Az önce sol ve sağ bacağı sol taraftaki lenfe dahil ettik. Bu vücudunuzun sağından toplanan lenf ilk defa kan ile nerede karşılaştı? Sağ köprücük alt toplar damarında karşılaştı. Peki bir soru daha geliyor. Vücudunuzun solundan gelen ve sağından toplanan lenf ilk defa hepsi birlikte nerede karşılaşıyor? Üst ana toplar damarda karşılaşarak kalbinizin sağ kulakçığına dökülür arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyoruz. Bu yollar karşımıza gelecek sorularda. Şimdi lenf sisteminin görevlerini şöyle bir toparlayalım. Bağışıklık sisteminde görev alır. Kimi söyledik bağışıklıkta görev alır diye? Lenf düğümlerinden bahsettik. Bademcik, dalak, timus bezleri, koltuk altında, göğüs bölgesinde bolca bulunur dedik. Mikroorganizmaların süzüldüğü, etkisiz hale getirildiği lenfositlerin de üretim yeridir dedik. Doku sıvısının yeniden kan dolaşımına katılmasını sağlar. Madde alışverişi sırasında bir miktar sıvı kalıyordu. Bu sıvının toplanıp nereye katılmasını sağlayacak? Kan dolaşımına tekrar katılmasını sağlayacak. İkinci görevi de bu. Üçüncü görevinde sindirim sisteminden hatırlıyorsunuz. Bağırsaklardan emilen yağlı moleküllerin, adeklerin, yağ azıtı, gliserol gibi moleküllerin kan dolaşımına katılmasını sağlamıştı. Orada da bunu zaten söylemiştik. Az önce de sol taraftaki lenf yolunda bunu verdik. Evet, örnek sorumuz karşımıza geldi. Damarlardan hangisi lenf sisteminde görev almaz? Şimdi bakıyorum, kilus borusu lenf damarı, sol köprücük altı toplar damarı. Sol köprücük altı toplar damarı nerede yer alıyordu? Lenf sisteminde görev alıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Vücudumuzun sol tarafındaki lenf neyle ilk defa kanla karşılaşıyordu? Sol köprücük altı toplar damarında, yani sol taraftaki lenf yoluna aittir. Göğüs kanalı
büyük bir lenf damarıdır. Peki sarnıç da buraya aitti. Bağırsak atar damarı nereye ait arkadaşlar? Bağırsaklara temiz kanı getiren damardır. Kan dolaşımına aittir. O yüzden Edirne yanlıştır. Burada önemli olan noktaya bakalım. Şimdi kilus boruları, peke sarnıcı, göğüs kanalı, sol köprücük alt toplar damarı, üst ana toplar damar ve sağ kulakçığa gönderilirken buradaki vücudumuzun sol tarafındaki lenfte de zaten bunu söylemiştik. Bu şekilde bir kodlama yapılmış. Şimdi aşağıdaki şekilde doku hücreleri arasına dağılmış bazı damarlar numaralarla gösterilmiştir diyor. Buna göre numaralı damarlardan hangisi lenf damarlarını göstermektedir diyor. Şimdi baktığımızda lenf sıvısının yönü nereye doğrudur arkadaşlar? Vücuttan kalbe doğrudur. Şimdi baktığımızda şu büyük olan lenf toplar damarı dediği için geniş olan damarlara bakacağız. Şimdi bir buradan kalpten oklara baktığınız zaman aşağıya doğru gidiyor. Yani organlara doğru gidiyor. Ama maviye baktığınız zaman yani şu üçle gösterilen damar yukarı doğru. Yani kalbe doğru, vücuttan kalbe doğru gösterilen damardır. Cevabımız C'dir arkadaşlar. Lenf kılcalları ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum lenf kılcalları bir ucu kapalıydı, hücrelere bakan kısmı kapalı. Diğer ucu açık olan kısmı ise lenf toplar damarlarına bakıyordu. Bir doğru bir ifade. Kapalı uç doku sıvısına uzanır. Evet, hücrelere bakan kısmıydı. Kan kılcallarına göre daha geçirgendi. Çünkü son olarak lenf damarları bu doku sıvısının fazlasını topladığı için bu da doğru bir ifade. Cevabımız Edirne'dir. Dördüncü örneğimizde bağırsaklardan gelen lenf sıvısı ve başın sağ kısmından gelen lenf sıvısı ilk olarak aşağıdaki bölümlerden hangisinde birleşirler? Şimdi bağırsaklardan gelen lenf vücudumun soldan gelen lenfi, başın sağ kısmından gelen sağdan gelen lenf. Az önce tekrar ettik, vücudumun solundan ve sağından gelen lenf ilk defa nerede karşılaşıyor? Üst ana toplar damarda karşılaşıyordu. Cevabımız Edirne'dir. Beşinci soruda yukarıdakilerden hangisi lenf sistemine ait değildir diyor. Bademcik bir lenf düğümüdür. Kılcal damar, lenf kılcal damarları var. Akü var, lenf sıvısının içinde var. Toplar damar, lenfin toplar damarı da vardı ama atar damar kan dolaşımına aittir. Lenf dolaşımına ait değildir. Cevabımız Denizli'dir. Şimdi bu etkinliğe geçiyorum. Az önce sağ ve sol taraftaki lenften bahsettik. Dolaşım sistemi rahatsızlıkları. Şimdi arkadaşlar bu rahatsızlıklarla ilgili her sistemin kendine ait hastalıkları sorularda karşımıza gelecek. Yani ÖSYM de bununla ilgileniyor. Özellikle şuna dikkat edin. Hani aşağıdakilerden hangisi işte diyecek ki dolaşım sistemi rahatsızlıklarından değildir. Bir sorulara böyle bakın. Hastalıkların isimlerini bu şekilde ezberleyin ve birer cümleyle ne demek olduğunu da ezberleyin. Bazen eşleştirme soruları da gelebiliyor. Şimdi anemi kansızlık dediğimiz olaydır. Yani kanımızdaki albümer sayısının normalin altına düşmesi. Bu kanama ile olabilir ya da demir eksikliğine bağlı olarak ya da demir emiliminin yetersizliği sonucu olabilir. Kemik iliğinde bir sorun olabilir. Albümer sayısını yani yeterli derecede tutamaz, üretiminde sorunlar olabilir. Birçok nedeni olabilir. Hatta B vitamini eksikliğine bağlı olarak da karşımıza gelebilir. Yani albümer sayısının normalin altına düşmesi durumudur. Kansızlık diyoruz birer cümleyle. Lösemi kan kanseri dediğimizde şimdi akyüver hücreleri bizim savunma hücrelerimiz ama kanımızdaki akyüver sayısının kontrolsüz ve zarar verici düzeyde artması bize de zarar veriyor arkadaşlar ve bu kontrolsüzce hücre çoğalması burada kontrol altına alınmazsa vücut sıvısındaki besin maddeleri ve aminoasitler bakımından hızla tüketimine geçer bu hücreler ve dolayısıyla hayati tehlike de oluşturabilir bizim için. Hipertansiyon yani yüksek tansiyon dediğimizde büyük ve küçük tansiyon değerlerini söylemiştik. Normalde 120'ye 80, 12'ye 8 olarak adlandırmıştık. Ama bu hipertansiyon dediğimizde büyük tansiyonun 140 mm civadan ve küçük tansiyonun ise 90 mm civadan yüksek olması durumudur. Bu ilerleyen dönemlerde işte uzun vadede bu ölümle de sonuçlanabilecek kalp krizine sebep olabilir, beyin kanaması ya da böbrek hasarı da yaratabilir. Bu durumda damarların esnekliğinde azaltır uzun süre bu kalınlaşma da meydana gelebilir damarlarda. O yüzden birçok şeyi tetikleyebilir hipertansiyon durumu. Koroner damar rahatsızlıkları. Şimdi kalbi besleyen damarlara biz koroner damarlar deriz ve koroner damarlar kalp dokusunun hücrelerini besleyen damarlardır. Besini, oksijeni gönderen damarlardır.
Ve dolayısıyla bu damarların daralması ya da tıkanması durumunda daralmanın olduğu yerde kanın pıhtılaşmasına veya bu bölgenin devamında kan miktarının yetersiz hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenlerden dolayı da kalp hücreleri beslenemezse kalp krizi dediğimiz olay da karşımıza çıkabilir. Varis özellikle bacaklarda görülür arkadaşlar. Deri yüzeyine yakın toplar damarların genişlemesi ve büklüm büklüm olması, böyle tomurcuk tomurcuk olup gri mor renkli çizgiler halinde şişmesi durumudur. Şimdi burada toplar damarlarda tek yönlü açılan kapakçıklar bulunuyordu bazılarında. Özellikle kalp seviyesinin altındaki organlardan kirli kanı getiren toplar damarlarda. Bu toplar damarlarda bulunan kapakçıklar genetik faktörler olabilir, uzun süre ayakta kalmak olabilir, gebelikte olabilir, sigara kullanımı olabilir, fazla kilo olabilir. Ayakta kalma nedenlerini de ekleyebiliriz. Bunlardan dolayı gerilir ve deforme olursa varis dediğimiz rahatsızlıklar da karşımıza çıkabilir. Lenfoma, lenf kanseri. Şimdi lenf bezlerinde özellikle kanserli hücrelerin olması, yani bir takım farklı hücre gruplarının sayısının artması durumundan dolayı, bu anormal şekil ve hızlı bölünme özelliklerinden dolayı ne oluyor? Bir takım hücrelerin ortaya çıkması neticesinde lenf düğümleri şişmeye başlıyor. Ve bu kendini gösteren ve lenfositlerde oluşan uğurlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu da tehlikeli boyutlara gelebilir. Birçok yerimizde lenf bezlerimiz bulunuyor çünkü. Kangren dediğimizde dokuları besleyen atar damarların herhangi bir sebeple yetersiz hale gelmesi sonucunda yaşanan doku ölümleridir. Yani hücre kayıpları söz konusudur. Kan dolaşımına hasta bir kalpten bir pıhtı atabilir. Bu pıhtının atar damarı tıkanmasına emboli denir ve sonuçta tıkanan damarın beslediği dokuda da kangren oluşmuş olur. Yani beslenemediğinden dolayı doku kayıpları meydana geliyor. Evet, örnek 6'dan devam edelim. Şimdi yukarıdaki organlardan hangilerinde kangren görülebilir? Kol demiş, parmak ucu demiş, bacak demiş. Bunların hepsinde görülebilir arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir. Hangileri varise neden olabilir? Şimdi genetik yatkınlık olarak az önce söyledik. Ayakta uzun süre hareketsiz durma durumunda olabilir. Yani mesleği gereği uzun süre ayakta kalan kişilerde daha çok olabilir. Fazla kilodan dolayı da olabilir. Yani üçü de bu varisin nedenleri arasında olabilir. Cevabımız Edirne'dir. Şimdi evet, ödev testi 1'den başlayalım. Şimdi damar tıkanıklığı ile ilgili ifadelerinden hangileri söylenebilir? Şimdi atar damarların iç yüzeyinde biriken yağlı maddeler plak oluşturarak damarların daralmasına ve sertleşmesine neden olur ve kan akışına da engel olur zamanla. Bunu söyleyebiliriz damar tıkanıklığı ile ilgili. Sertleşen damar dokulara ihtiyacından fazla kan taşınmasını sağlar. Dokulara ihtiyacı olan besin, oksijen gidemez damar tıkanıklığı durumunda. Bununla ilgisi yok. Kalbi besleyen damarlarda meydana gelen tıkanıklık kalp krizine neden olabilir. Evet, koroner damarlarda meydana gelirse enfarktüs dediğimiz kalp krizi meydana gelebilir. Cevabımız Denizli'dir, 1 ve 3. Lenf sistemi ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi lenf sisteminin, bakalım, yağ asidi ve gliserolün kan dolaşımına katılmasını sağlar. Evet, yağlı moleküllerin kan dolaşımına katılmasını sağlayan sol taraftaki lenf yoluna aitti. A doğru bir ifade. Akyuvar üretimi yaparlar. Evet, akyuvar lenfosit üretimi lenf düğümlerinde olabilir. Doğrudur. Kılcal damarlardan sızan fazla doku sıvısını toplayarak kan dolaşımına kazandırır. En önemli görevlerinden budur. Hatta ödemi önleme özelliği de var. Doku sıvısının fazlasını toplayarak. Atar damar, kılcal damar ve toplar damarlardan meydana gelir. Hemen bakın, atar damar ve alyuvar yoktu, unutmayın. Kılcal damarı var, toplar damarı var. O yüzden cevabımız yanlış olan Denizli'dir. Lenf kılcallarının bir ucu kapalı, diğer ucu açıktı. Bu da doğru bir ifadeydi. Cevabımız Denizli'dir. Bağırsaklardan emilen yağ asidi yapılarından hangi sıraya göre geçer? Şimdi yağ asidi hangi yola ait? Sol lenf yolu. Şimdi bakıyorum, bu yağ asidi kilus borularıyla alındı. 1. Ondan sonra peke sarnıcına gitti. 2. Sonra göğüs kanalına gitti. 3. Göğüs kanalından sonra kan ile ilk defa nerede karşılaştı? Sol köprücük altı toplar damarına verildi. Yani 3, 2, 1 ve 4 olarak cevabımız Ceyhan.
Evet, dördüncü sorumuzda aşağıdakilerden hangisi vücutta lenfin kalbe dönmesinde görevli yapılardan biri değildir? Şimdi bakıyorum, kilus borusu sol taraftaki lenfte, peke sarnıcı yine sol taraftaki lenfte, kalbe dönmesinde görevli. Sol köprücük altı toplar damarı soldaki lenfi getiriyor. Göğüs kanalı da soldaki lenfi getiriyor. Ama alt ana toplar damarın böyle bir özelliği yok. Çünkü şöyle söyleyelim, vücudun sağ ve sol taraftaki lenf sıvısı ilk defa nerede karşılaşıyorlardı? Üst ana toplar damarda, sağ kulakçığa dökülüyordu. Ama alt ana toplar damar kan dolaşımına aittir. O yüzden cevabımız Ceyhan. Lenf sıvısı içerisinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Şimdi akyuvar olduğunu söyledik. Doku sıvısında akyuvarlara rastlanır. Bunun toparlayarak doku sıvısının fazlasını akyuvarları da alır. Protein, küçük kan proteinleri damar dışına çıkar, lenf sıvısına katılabilir. Glikoz, amino asit gibi monomerler olabilir. Su zaten sızıyordu, bunun fazlasını topluyordu. Ama alyuvar nerede yoktu? Lenf sıvısında yoktu. O yüzden lenf sıvısı akkandır. Yani beyaz, renksiz bir sıvıdır diyoruz. Altıncı sorumuzda lenf yolu tıkanan bir kişide hangileri görülür? Şimdi lenf yolu tıkandıysa doku sıvısı artışı devam eder mi? Eder. Neden? Çünkü doku sıvısının fazlasını toparlayamayacak. Bir, doğru. Ödem oluşumu olur mu? Şimdi doku sıvısının fazla birikmesine biz ödem dedik. Lenf kılcalları tıkanmış, toplayamıyor bunu. O zaman ödem oluşumu da karşımıza çıkabilir. Alyuvar miktarı artar diyor. Alyuvarla işimiz yok. O yüzden cevabımız 1 ve 2'dir. Bolu diyelim. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatımımız da bu kadar. Görüşmek üzere, hoşça kalın.